Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kuzu dışarıda kalmış. Şunları bir kurtarayım. Geliyor. Geçti. Evet. Gel kuzum sen. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün salı. Annemi dün hastaneye götürmüştük. İnşallah iyi sonuçlar bekliyor bizleri. Şimdi arkadaşlar kuzulara yem vereceğiz. Şöyle ben bir kendimi çevireyim artık. Evet, şöyle göstereyim. Yemimiz burada. Kuzularımız ot yiyor. Yem vereceğiz. Ondan sonra bahçeye gideceğiz. Şöyle şunu alayım. Bahçeye gideceğiz. Bakalım. Bahçeden birkaç şey göstermek istiyorum sizlere. Onları göstereyim. Şu koşa koşa gideyim. Şu kapıyı kapatayım gelmesinler. Evet. Bak. Yem dedikleri zaman uçuyorlar. Arkadaşlar bugün elimle çekiyorum. Şöyle dur. Dur. Arpayı şöyle yavaş yavaş dökelim yesinler. Asma holluk bunlar. Evet. Nasıl videoları inşallah beğeniyormuşsunuzdur. Böyle videoların gelmesi için beğenin lütfen ya da yorumlara yazın. Sizleri seviyorum biliyorsunuz. Sizler benim için değerlisiniz. Çünkü ben her zaman dedim yalnızdım. Sizlerle şu anda 16 bin kişi olduk. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Şöyle arpalarımızı döktük. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanala abone olmayanlar kanala abone olabilir. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. O çan, o zil var ya ona basarsanız çok çok mutlu olurum. Evet şimdi bunu da koçlara vereceğiz. Şimdi kuzuları çağıralım. Bir saniye. Yokucu. Gel. Senden başka kimse dinlemiyor beni ne iş? Afacan. Onlar yem. Şimdi kafayı göstermem lazım. Oho, dertlerinde değil. Ben şu koçlara yemlerini vereyim. Ondan sonra bunları elimle haydayım. Arkadaşlar serbest ne bakıyorsun lan ayı? Şöyle dökelim bismillah. Serbest dün yemek yemiş gelmiş. Bugün sabah çekmiş gitmiş. Yani hayvana doğru gitmiş. İnşallah iyileşecek. Bakalım biraz yemek yemiş ama çok yemek yememiş. İnşallah atlatır. Babam dağa doğru gitti dedi. Arkamdaydı hani gölgelerden yaşlı haliyle 14 yaşında gelerek gidiyor dedi. Ben şunları haydayım. Ya yem döktüm sizlere. Orayı değil aslanlar. Yem döktüm oğlum. Yem yiyeceğiniz hadi. Evde kalınca bu işleri yapıyoruz. Annem hastaneye gitti. Babam hayvana gidecek. Ben yarın inşallah sizde inek videosu. İneğe gideceğim. Sığıra gideceğim. Çünkü sığıra sırayla gidiyoruz biliyorsunuz. Sığıra gideceğim oradan. Yayında bulunacağım. Bir video çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle şu kafayı alalım. Bunlar yemlerini yesinler. Aslan parçaları onlar. Şöyle yiyin bakalım.
Babam dağa gidiyor, koyuna gidiyor. Çünkü evde kalmayı sevmiyor. Ben ineklere yardım ediyorum. İşte bunlara bakıyoruz falan filan. Bu aslanlar da yiyor yemlerini. Şimdi gelin, hadi bahçeye gidelim bakalım. Bahçeden sizlere bir şeyler göstereceğim. Günlük işler tabii ki bunlar bizim için. Suları falan koyacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, aslında direkt bahçeyi çekecektim sizlere. Kuzulara yem verilecekti. Onu da yaptım. Şimdi sizlere bahçeden bahsedeyim. Şöyle görüyorsunuz, biberlerimiz var. Şöyle, macun biberi. Şunlardan o köy biberini çekiyoruz. Toz biberi. Poi dediğiniz, macun biberi dediğimiz toz biberi çekiyoruz aslında. Şimdi bu sene aslında bahçenin durumu kötü. Niye? Çünkü bir sıcak, bir soğuk, bir de kıra düştü. Bahçe etkilendi. Şu görmüş olduğunuz alanda patates ve soğan ekili. Burada da biberlerimiz var. Şimdi sıradan başlayacağım sizlere. Bahçeyi bizim yazlık ihtiyacımız ve kışlık ihtiyacımıza göre burada şöyle ufak ufak çeri domateslerimiz var. Şundan olmuşlarından bir tane koparalım bakalım. Şöyle görüyorsunuz. Çeri domateslerimiz var. Direkt dalından. Yani şurada da bu artık salatalıktan çıkmış arkadaşlar. Şöyle şuradan ufak tazelerinden bir de salata koparayım. Görüyorsunuz. Salatamız. Evet. Çıtır çıtır. Domatesimiz, domateslerimiz, salatamız, biberlerimiz var. Şimdi güzel. Fasulyeleri görüyorsunuz. Ayşe kadın fasulyesi bunlar. Fasulyelerimiz var. Dalından toplayıp toplayıp yiyoruz. Genelde yazın pek bir şey satın almayız kendi ihtiyacımıza. Şimdi can alıcı yer neresi? Arkadaşlar, biberlerden sonra en çok hoşuma giden benim. Dur şu açımı değiştireyim. Şuraya geleyim. Bakın. Şu pırasalar var ya. Şu pırasalar kışın böreklere, çöreklere kullanıyoruz. Ben bunu sizi depolamasında göstereceğim. Şimdi büyüttük. Bunları çıkaracağız. Serin bir yere koyacağız. Ve kışın istediğimiz kadar kullanacağız arkadaşlar. Pırasalar kışın böreklerin içinde süper oluyor. Bunlar ne? Şimdi salatamızı biz getirelim. Yiyelim. Bunlar da havuçlarımız. Şimdi havuç burada genelde ekmezler ama annem ekiyor. O turşuların içine koyduğumuz havuçlar bunlardan. Şöyle bir tane çıkartayım ben size. Bakın. Şurada var. Evet. Gördünüz mü? Bakalım bir tane daha çıkartalım. Şöyle. Şuralardan. Aslında annem bunları çok sık ekmiş. Sık ektiği için de bayağı şey olmuş. Sık olmuşlar yani. Evet. Ya şu normali şuradan şuraya gireyim bir saniye. Evet. Bir tane daha çıkarttık. Gördüğünüz gibi havuçlarımız da bu şekilde. Hemen şu çeşmeyi açayım ben. Şunları yıkayayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar, suyu açtım. Hem bahçeye su gitsin hem de şöyle sulayayım, yıkayayım havuçları. Sizlere şundan bahsedeceğim. Köyde aslında durup da sadece keyfini yaşayanlar var. Hani emekli olup köye gelip bir şeyler yaparız deyip yatanlar var. Üretmek aslında en güzel şey. En azından kendi yiyeceğimiz kadar üretsek. Bakın görüyorsunuz. Şöyle bir de dadayım. Yani şunun tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Ciddi söylüyorum yani. Doğal, gübre yok. Şöyle kendime çevireyim. Aslında üretmek çok güzel bir şey. Üretsek, kendimiz kadar üretsek, bahçelerimiz var,
olmasa bile balkonlarda falan üretsek muazzam. Şunu yetiştirmek güzel bir duygu. Tekrar dediğim gibi havuçlarımız falan turşu kurduyduk. Dedim bahçeye çekeyim. Sizlere bir göstereyim dedim. Şimdi kuzulara su koyacağım. İnekleri sayacağım. Benim hayatım böyle arkadaşlar. Benim hayatımı izliyorsunuz zaten. Sizleri seviyorum. Şöyle bir de biber dadalım mı? He? Bir de biber dadalım. Yeşil biber. Bugüne kadar bana hep destek oldunuz. Tekrar başta söylediğim gibi. Bu ne? Arkadaşlar bir saniye. Oh yandım. Oh yandım anasını vay. Burası acı olan yerdi. Tüh ağzım yandı. Şöyle söyleyeyim. Şu kadar ısırdım. Vallahi yandım. Evet. Biz böyle üretiyoruz. Kendi işimizi yapıyoruz. Kendi başımızdayız. Benim işimizdeyiz, aşımızdayız. Benim hayatımı izliyorsunuz siz zaten. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Köpeklerin videosu, köy hayatının videosu, tarım videoları gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. En yakın videoda görüşmek üzere. 24 saatte bir video atmaya çalışıyorum. Koyuna gittiğim zaman erken gelip videoları yetiştirmeye çalışıyorum. Lütfen hani gece geç saatte gelir, 8'den sonra gelir. Kusura bakmayın. Ne zaman fırsat bulursam o zaman yayınlamaya çalışıyorum. Şöyle yavaş yavaş bahçemizi bir daha turlattırayım sizlere. Evet. Ben şunları eşime vereyim de salata yapsın. Kediler, ne yapıyorsunuz oradiler? Sizler sayesinde belli bir yere geldim. Diyordum ben hayvan güderken yalnızım. Mesela bir ben varım, bir Allah var. Koyunlarınız var, köpekleriniz yanınızda. Ama sizin sayenizde artık 12 bin kişiydik, 15 olduk, 15'lik 16 olduk. İlerliyoruz. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Tekrar dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yandım, yandım.